Gitsene oğlum kolu. Tamam ben... çekiyor hepsini, çekiyor, rezil tamam. Olacağız. Süper. Afara bir arabesk müzikalinin baş kahramanı sevgili ağabeyim Uğur Aslan'la birlikteyiz. Hoş geldin abicim. Hoş bulduk abicim. Teşekkür ederim. İzleyenler için istersen kısaca, çok anlattın şimdiye kadar ama bir, bu başlangıç, bu yolculuk nasıl oldu? Nasıl gerçekleşti? Aslında senin de bildiğin bir hikayeyi başından beri anlatacağım. Bilen birinin yanında anlatmak zor olur böyle şeyleri. Ben dinlemiyormuşum. Ama dur, hiç, tabii hiç bilmiyormuş gibi yapsın. Şimdi benim İlker diye bir arkadaşım var. Ya şöyle, ben aslında yıllardır biliyorsun Ankara Sakarya Caddesi'nde müzik yaparak hayatımı kazandım. Yani üniversitemi de öyle okudum. Sahne yaptığım bütün o dönem boyunca hep aklımın bir tarafında şey vardı. Sahnede şarkı söylerken bir şey anlatmam gerektiği hissiyatı çok ağır basıyordu bana. Yani Ankara çok iyi müzisyenlerden oluşan bir coğrafya. Dolayısıyla o iyi müzisyenlerle bir araya geldiğimizde güzel şarkılarla bezenmiş bir yapının içerisine iyi, güzel ve insanların dinlemesine değer bir hikaye koyarsak odaya eğer, izlemeye çok değer bir şey ortaya çıkacakmış hissiyatı vardı hep bir tarafımda. Bunu çok uzun yıllar bir tarafımda tuttum böyle. Bir süre sonra da artık böyle hayata geçirmeye karar verdim. Sevgili yazar ve yönetmen arkadaşım Şirin Aktemur'dan rica ettim. Ki ilk müzakeresini de aslında ben onunla yapmıştım. Yani Şirin, sahneye bir şey yaz, müzikle birlikte insanlara bir şey anlatalım meselesini. Şirin üzerine yattı bu hikayenin, düşündü. Sonra bana şöyle bir dönüş yaptı. Dedi ki o zaman bir insan hikayesi anlatalım dedi. Olur dedim, kimi anlatalım deyince seni anlatalım dedi. Böylelikle kimseyi töhmet altında bırakmazsın dedi ve biz de bunun etrafına, yani benim hayatımdan oluşan bir insan hikayesi kurguladık ve onun içerisine küçük, haddimiz olmayan önermeler koyduk aslında. İşte dostluktu, akrabalıktı, komşuluktu, bir arada yaşama kültürüydü, zaten genlerimizde olan ama unuttuğumuz, artık birbirimizle temas etmekten imtina etmeye başladığımız o birbirimizden uzak durma halleri ne dair böyle küçük eleştiriler yaptık. İnsanlar da bunu sağ olsunlar hızla kucaklayıp sahiplendiler. Evet. Aşağı yukarı sen de biliyorsun, işte 2 yıldır bu yolculuğun içindeyiz. Sen de dahil olmak üzere hep birlikte yol arkadaşlarımızla beraber. Kurgularken de ben Ankara'daki müzisyen kardeşlerimden destek almak istedim işin doğrusu. Burada bir başka şehirde yaşayan müzisyenlerin daha kötü olduğundan kaynaklı değil. Asla öyle bir şey sebepten değil. Tamamen şu sebepten. Çünkü sen de takdir edersin ki biz birbirimize çok yakın büyüyen insanlarız. Yani 20 küsur yıldır. Evet, yani hani tabiri caizse, lütfen teşbihte hata olmaz. Hani ben senin çocukluğunu bilirim. İlişkimiz öyle ya. Hani anlatabiliyor muyum? Şimdi ve sahnedeki benimle birlikte yol alan arkadaşlarımın %80'i öyle. Yani hani küçüklüğünden bu yana müzisyenliklerinin iyi yönlerine tanıklık ettiğim insanlar. Evet. Dolayısıyla o güvenli alana ihtiyaç vardı. Bunun tek sebebi de şuydu. Mahrem bir hikaye anlatacağım. Dolayısıyla beni zaten bilen insanlarla bunu anlatırsam daha güvenli bir alan yaratmış olurum kendime inancıyla başladı. Ve bütün bir pandemi sürecini yine senin de bildiğin üzere prova ederek geçirdik biz. Önce şarkıların provaları yapıldı. Bir taraftan hikaye yazıldı. Hikaye ayrı çalışıldı. Müzik tarafı ayrı çalışıldı. Sizler lead ettiniz İsmail'le beraber müzik tarafını. Ben de hikaye tarafını oluşturdum. Sonra bunu sahnede bütün o dramatik unsurlarıyla beraber bir araya getirdik. Görsel ve bir takım dramatik nesneler diye tabir ettiğimiz tiyatroda valiziydi, aksesuarıydı vesaireydi falan. Sonra hepsini bir araya getirip örüp bu hikayeyi oluşturduk. Bu hikaye şöyle bir noktaya geldi aslında abi. Yani samimiyetle başlamış ve sürekli bunu konu edinen insanlar arasındaki bu ilişkinin yapaylıktan uzak olması gerektiğini ve herkesin gerektiği zaman, yeri geldiği zaman başkalarının hayatlarına dair elini taşın altına sokması gereken bir şey olduğunu, özellikle senin de çocukluğunun geçmiş olan Amik Ovası'ndan başlayarak dokunaklı ve insanlara bazı şeyleri hatırlatan bir hikayemiz var. Avrupa'dan işte geleneksel medyalardan, televizyon kanallarından ve Türkiye'nin birçok yerinden bir sürü temsillerde bulunduk beraber dirsek temas olarak. Şu gün geldiğimiz nokta itibariyle hislerin, çünkü kendi hikayeni de anlatmam bakımından da söylüyorum bir taraftan. Hislerin neler abi yani? Ya samimiyetle şunu söyleyeyim bir defa. Hani biz çok içten bir hikaye anlatıyoruz ya, çok samimi bir yerden anlatıyoruz. Yani tüm mahremimizi ortaya koyuyoruz sahnedeyken.
aslında hep birlikte biz şuna tanıklık ettik. Yani insanın tüm samimiyetle kendi doğrularını, yaşadığı değerleri, sahip olduğu değerleri, ömrü boyunca tanıklık ettiği anları anasıyla, babasıyla, kardeşleriyle, dostlarıyla, arkadaşlarıyla ortaya döktüğünde bunda bir mahsur olmadığını gördük. İnsanların o gerçekliği ve içtenliği çok hızlı kanıksayıp kucakladığını ve yüreğinin bir tarafına koyduğunu gördük. Bu da bizi nereye taşıdı? Çok güvenle hareket edebileceğimiz bir alana taşıdı. Yani artık bizi iliklerimize kadar tanıyorlar sahnede, her şeyimizi anlattığımız evet. için. Anamızı biliyorlar, babamızı biliyorlar, kardeşlerimizi biliyorlar, dostlarımızı biliyorlar. Bu içtenlik insanların aslında ihtiyaç da duyduğu bir şey. Çünkü herkes herkesten her şeyini saklar halde ya. Evet. Bizim de hikayemizde anlattığımız o ambalaj eleştirisi var. Yani insanlar bir ambalajın içine girmişler ve birbirlerine oradan konuşuyorlar. Halbuki o kabuğu bir yırtsalar o kadar konforlu bir alana geçecekler ki orayı çok zorlamıyor kimse. Biz bu içtenlikle hareket ettiğimiz için şimdi ne hissediyorsun diye sorduğunda bir defa kendimi o kadar güvende hissediyorum ki. Yani kendime dair ya da kendime dair hani kendi tarafım belki kibirli duyulur kulağa ama bir insana dair bir şey anlatmanın bir mahsuru olmadığı sonucunu çıkarmak ve o güvenli alana sırtını yaslamak inanılmaz huzurlu hissettiriyor insana kendini. İyi hissediyorum. Ha şunu soruyorsan eğer, Uğur sen buraları hayal ediyor muydun? Ya bugün CSO'da işte bir senfoni orkestrasıyla beraber Afar'a bir arabesk müzikali sahneleyeceğiz. Yani birbirimize ilk prova günü bunu söylemiş olsaydık bizim müzisyenlerin kendi aralarında yaptığı tepki tabii canım. Biz biraz böyle sadece kendi hikayemizi anlatmak için, daha doğrusu Uğur abinin bu güzel hikayesini anlatmak için onun da temennilerini gerçekleştirmek, bizim de yaptığımız, normal yaptığımız şey dışında bir çizgide ilerleyebilmek için aslında bir araya geldik biz ama işte konunun samimiyeti, beğenilmesi tabii. bizi bu noktalara kadar getirdi. Ya bu arada şey var hatırlıyorsan hani mesela işte birbirimizle kulis tarafında eskiden yapıyor olduğumuz şakaları atıyorum ben Kanal D'de program sunarken kuliste yaparken bunlar beni uyarıyordu abi artık Kanal D'yiz kurban olayım ama bence işte bu tarafını da yitirmemek çok güzel yani orada kalmak o değerlerin etrafında dolaşmak yani sanatsal perspektiflerle uğraşmak isteyen insanlarla ilgili neler önerirsin, neler tavsiye edersin? Ya ilk önereceğim şey aslında yani haddim olmayarak önereceğim şey derdi olan herkes çıksın bir şey anlatsın zaten abi. Yani çünkü sanat dediğin şey bir dert anlatma becerisidir sanat. Yani biz bir derdimiz olduğu için sanat yaparız. Dert olmasa çıkıp neyi paylaşacaksın ki zaten insanlarla? Şimdi biz kendi hikayemizde kendi gerçekliğimizi ortaya koyarak bir dert anlatıyoruz öyle değil mi? Hani samimiyeti sorguluyoruz, içtenliği, eski komşuluk ilişkilerimiz, eski arkadaşlık, dostluk ilişkilerimiz, hatır sorma hallerimiz vesaire falan bir sürü şey soruyoruz. Dolayısıyla sanata dair bir çabanın içerisinde olan insan zaten derdi olduğu için sanatın içindedir. Yoksa derdi olmayan insanın sanatla zaten bir işi olmaz. Ama bu ve buna benzer hikayeler anlatmayı arzu eden insanlara dair söylemek istediğin ne var diye soracak olursan eğer, bir defa bizim hani bütün orkestra arkadaşlarımla beraber Afara ekibinin tamamının tanıklık ettiği bir şey ya hani o içtenlik ve samimiyet, o gerçek olma hali. Oradan eğer dertlerini anlatma peşine düşerlerse çok hızlı kabul görüyor. Ve insanlar hakikaten yüreğiyle alıyorlar o meseleyi içlerine. Dolayısıyla o içtenlik ve samimiyetin etrafına döşemeliler, kuşatmalılar yapacakları sanatı. Çok etrafından dolandırmalarına gerek yok. Bildikleri yerden çalıştırmalılar meselelerini. Biz nasıl yaptık? Arabeski metaforize ettik değil mi kendi hikayemizde? Yani bildiğimiz bir şeydi çünkü arabesk. Yani herkesin bildiği ama aslında sorsan asla dinlemediği ama hadi sizde diye ben sahnede söylediğimde herkesin firesiz okuduğu bir şey. Kesinlikle. Yani bildiğimiz yerden o gerçekliği kurguladığımızda o zaten yürekten kabul gören bir konu. Bence samimiyetle yapsınlar işlerini. Teşekkür ediyorum abi. Rica ederim. Uğur Aslan bir arabesk müzikali Afar'a çok teşekkür ediyoruz. Bu saçma oldu ya. Pardon abi ya. Bu çok saçma oldu. Yok çok güzel oldu bence. Ama sana ne dedim? Bak hikayenin başında bildiğin yerden konuşursan zorlanırsın. Şimdi benim de bildiğim Afara bir arabesk müzik. Biz ne yapıyorduk ya, tam olarak? Niye buradaydık ya? Abi yemeğe gidelim. Uğur Aslan karşınızdaydı. Çok teşekkürler. Sevgiler herkese. Dünya tersine dönse.